Bugün burada Srebrenica Boşnak soykırımının uluslararası anma koşusunun lansman toplantısındayız. Şimdi sözü ben tertip komitesine bırakıyorum. Bosna Hersek Cumhuriyeti 1 Mart 1992'de bağımsızlığını ilan etti. Bosna Hersek'teki Sırplar ayrıldılar ve kendi adlarına bir cumhuriyet kurdular. Yugoslavya Halk Ordusu'nun desteğiyle Nisan 1992'den Ağustos 1995'e kadar Bosna Hersek'e karşı acımasız bir saldırı başlattılar. 11 Temmuz 1995, 29 yıl önce Brüksel'den yalnızca 2 saat mesafede Birleşmiş Milletler bayrağı altında Hollanda askerleri tarafından korunan, Doğu Bosna'da bulunan, ismini etrafında bulunan gümüş madenlerinden alan Srebrenica'da Sırplar tarafından Boşnaklara karşı bir soykırım suçu işlendi. Oluş yeri, tarihi ve şekliyle tarihin en karanlık sayfalarından biri. 8.372 çoğu erkek vahşice öldürülerek toplu mezarlara gömüldü. Bütün anneler evlatlarının mürüvvetlerini görmek ister. Srebrenica'nın anneler çocuklarının cenazelerine erişebilmeyi ve onları inançlarına göre defnetmeyi bekliyorlar. Srebrenica'da 94 toplu mezar bulundu. Yaklaşık bugüne kadar 7000 kişinin kimliği tespit edildi. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, hatıralar önünde saygıyla eğiliyor. Bosna'nın kuzeybatısında Priodor şehrinde en büyük toplu mezar bulundu. 1464 kişi. Srebrenica yakınında Zvornik'te ikinci büyük toplu mezar bulundu. 1179 kişi. Dünyanın en uzun şehir kuşatmasına maruz kalan Saraybosna'da ölenlerin sayısı 18.889. Bütün Bosna'da soykırım işlenmesine rağmen 1993 yılında kurulan ve kararını 2007 yılının 26 Ağustos'unda açıklayan Uluslararası Adalet Divanı yalnızca lokal bir bölgede Srebrenica'da olanları soykırım olarak kabul etti. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ise Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Radovan Karadžić ile Genelkurmay Başkanı Ratko Mladić'i soykırımdan suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ama Dayton Anlaşması bu iki kişiye Sırp Cumhuriyeti vererek ödüllendirdi. Bu yıl dördüncüsünü yapacağımız Srebrenica Boşnak soykırımı anma koşusu da bunlardan bir tanesi. Bizim nefret ve intikam dili yerine barış dili olan sporu seçmemiz de burada anlamlı. Bu yüzden bu etkinliği sağlama konusunda bize gerekli katkıyı gösteren Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Ayça Gülovaloğlu'na, Türkiye Bosna Sancak Derneği'ne, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'na, Rumeli Eğitim Vakfı'na ve bu salonda bulunan muhtarlarımıza, spor kulübü başkanlarımıza, Balkanlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Değerli hazirun, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bundan 29 yıl önce gerçekleştirilmiş, hatta bilgi portalı olan Wikipedia'nın dahi soykırım yerine direkt kıyım olarak adlandırmış olduğu Srebrenica Boşnak soykırımının 29. yılında ve bu Boşnak soykırımının Srebrenica'da bir gecede katledilen tüm yurttaşlarımızın anısına dördüncü kez Bakırköy Belediyesi ile birlikte yapılan evrensel dil olan sporun katkısıyla birlikte gerçekleştirilecek Srebrenica Boşnak soykırımının dördüncüsünün duyurumu için hep bir aradayız. Ki acıdır ki 29 yıl sonra Birleşmiş Milletler tarafından Mayıs 2024 yılında Srebrenica soykırımı anma ve soykırımını reddetme şeklinde bu yıl kabul edildi. Bu anlamda, bu bağlamda bizler dünyanın neresinde olursa olsun soykırım ve insanlık adına yapılan tüm lanetli işleri lanetliyoruz. Tüm bu soykırımlara karşı çıkıyoruz. Bu bağlamda pazar günü sporla birlikte sesimizi duyuruyoruz. Ve herkesi koşuya, soykırımı lanetlemeye Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'na bekliyoruz. Bu konuda emeği geçen, unutulmamasını sağlayan tüm kamu kuruluşları ve beraberinde vakıf ve derneklere şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben hayranlık duyduğum Aliye İzzet Begoviç'in sözüyle başlamak istiyorum. Büyük bir zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Çeyrek asırdan fazla, üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen 8000'den fazla masum insanın katledilmesine sebep olan bu soykırımı lanetliyoruz. Dolayısıyla Bakırköy Belediyesi olarak bu soykırıma ilişkin anma koşusunda ev sahibi olmamız vesilesiyle gurur duyuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Son olarak Gazze'de günümüzde yaşanan katliamda ölen masum çocukların savunmasız
anne babaların, gençlerin katliamının da bir an önce son bulmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Teşekkür ederiz. Ben de Soner Özgüneş, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Sekreteri olarak size seslenmek istiyorum. Üzerimde kalmasın bu arada, dün Sayın Genel Başkanımız Sivas'taydı. Sivas bizim bir acımız ama Saraybosna, özellikle Sayın Genel Başkanımızın Rumeli kökenli olması asabiyle sizlere bugün çok çok selamlarını da iletti. Tamamen bir insanlık suçu, çok önemli bir şey, bir soykırım ve bu soykırımı hepimiz lanetliyoruz. Aslında savaşlar kimseye bir şey kazandırmaz. Masum insanların canını almaktan başka bir şey vermez. O anlamda sadece kapitalizm kazanır. Dolayısıyla bugün Gazze'de bunlar yaşanıyorsa, 29 sene önce olanları aslında orada farkında olmamış insanlar demek. 40'lı yıllarda aslında Almanya'da zulme uğrayanlar bugün Gazze'de bu zulmü yapanlarsa demek ki bazı şeyler onarılmamış, bazı şeyler insanlara tam anlatılmamış demek. İşte tam da bu anlamda çok önemli bir şey. Srebrenica'yı önemsiyoruz ve bu bağlamda katılacak olan tüm dostlarımıza ben şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hem il başkanlığımız olarak size saygılarımı sunuyorum, hem de genel başkanımızın selamını tekrardan iletiyorum. Teşekkür ederim.